Saat kaç oldu? Niye bana anlatmıyorsun? Oo, bayağı geç olmuş ya. Gece fazla mesai yaptın. Yani geç kalsan da bir şey dememeleri lazım. Sana bir kahve yapayım mı, ister misin? Yok yapma. Ofise giderken alırım ben. Hem bir an önce çıkayım da Sumru Hanım'la karşılaşmayayım. Arkamdan çok söyleniyor mu? Yok. Söyleniyor tabii. Ay ona ne acaba? Yani sanki kiracısı değil, misafirisin. O sana kızmıyor ya, bana kızıyor. Hani bekar odasına genç bir kızı getirdiğim için. Kimsenin beni korurmuş gibi yapmasından hoşlanmıyorum. Kimsenin. Acıyor mu hala? Yok, şimdi daha iyi. Hadi uyu artık. Bak Sumru Hanım sabah erken kalkar, söyleyeyim. Seni görünce bir şey demez ama köpeği görünce biraz olay çıkartabilir. Böyle sabah çığlık mılık duyarsan sakın korkma, tamam mı? Ben buradayım zaten. Korkmam o zaman. Seni gördüğüm anda düştüm. Hadi seni uyu artık. Aşkım. Teşekkür ederim. Nereden çıktın karşıma? Sevdim seni, çok sevdim. Hayat yalnız yaşanmaz. Senden ayrı durulmaz. İyi geceler. Senin gibi bulunmaz. Sevdim seni, çok sevdim. Sevdim seni çok. Yusuf'um sen misin? Alo Yusuf. Yusuf. Dede. Yok yok, telaşlanma, kötü bir şey yok dede. Seni merak ettim. Dizlerin nasıl? Hala ağrıyor mu? Çalışıyorum dede. Çok çalışıyorum. Parayı biriktiremedim. Biliyorum dedi. Biliyorum. Biliyorum. Sen demedin darlığı geri al diye ama ben sana bir söz verdim. Emeğini zayi etmeyeceğim dedeciğim. Başım dik duracak. Ne yaptın? Hazırlandın mı? Hazırlandım. İyi. Çıktı Sumru Hanım da. İyi bari. Sen ne yapıyorsun hafta sonu? İzinliydin değil mi? Evet. Kilios'a gidelim mi? İkimiz mi? Mahalleden çocuklara sözüm vardı. Onları da alırız öyle hep beraber. Ha. Baş başa değil yani. Yok ben zaten gelemem. Şirketin etkinliği var. Ha, şu üstümü başımı değiştireyim ben bırakayım seni. Gerek yok, kendim giderim ben. Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Kendine iyi bak. Bu mu? Yani böyle seni seviyorum, seni özleyeceğim demek yok mu? Özür dilerim. Özür dileme canım. Yani yalan söyleyememek kusur değil ki sonuçta. Biz de böyleyiz işte. Pazartesi ararım. Görüşürüz.
kim kime aşık olmuş Sumru Hanım? Ne haber Eda? Yine buralardasın bakıyorum. Ada. Anlamadım. Eda değil, Ada. Onu diyor. Ha, pardon ben karıştırdım. Nasılsınız Sumru Hanım? Nasıl gidiyor? İyiyiz. Hoş geldin. Hoş buldum. Benimki nerelerde? Yukarıda üstünü değiştiriyor. İner şimdi. Ben telefondan ulaşamadım da şirketten öğrendim geldiğini. Bir uğrayıp sürpriz yapayım dedim. İyi etmişsin. Çay koyayım mı sana? Kahve var mıydı? Yoktu. Tamam, çay alayım o zaman. Ada, sen neler yapıyorsun? Anlat bakalım. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Alıştın mı İstanbul'a? Senin gibiler için büyük şehirde ayakta durmak zordur. Korkutur. Yo, alıştım. Yok, alışmamışsın sen. Baksana hala köyde gibisin. Yani bu kıyafetleri çıkarıp atman lazım. Bakayım şöyle ellerine. Sen hiç manikür yaptırdın mı? Krem de sürmemişsin. Canım bak krem çok önemli bir şey. Yani ellerine yüzüne sürmen lazım. Yani bu saçların da senin şehirli olabilmen için daha çok işin var. Ama sen hiç canını sıkma. Yani ararız benim kuaförü, anında randevu alırız, hemen gideriz. Hem kız kıza bir gün de geçirmiş oluruz. Hı? Alışveriş de yaparız. Yok, gerek yok. Neden? Neden gerek yok? Yusuf'un etrafında dolaşmak daha mı iyi? Ben çok konuştum. Biraz da sen anlat. Neden iki gündür buradasın? Neden sevgilimin dibinden ayrılmıyorsun? Ben Yusuf'un etrafında falan değilim. O bana yardım etti, ben de o... O sana yardım etti, sen ona teşekkür ettin, bitti. Bu saf köylü kızın numaralarını başkasına sakla. Ben yemem. Sevgilimi de kimseye kaptırmam. Anlaştık o zaman değil mi tatlım? Sumru Hanım, nerede kaldı bu çocuk ya? İki saattir bekliyoruz. Bu kızcağız da boşu boşuna bekliyor vallahi. Neden durduk? Geldik. Hadi. Burada mı yiyeceğiz? Evet. Neden? Çünkü yemekleri güzel. Kolay gelsin. Hoş geldin Yusuf abi. Nasılsın? İyiyim sağ ol sen. Abicim her zaman kinden mi yoksa ablamla mı bakmak istersin? Bakmak ister misin? Yok. Sen ne alıyorsan ondan alırım ben de. Şefim bize her zamankinden ver. İki de ayran atarsın. Hemen abi. Oturalım mı şöyle? Bilseydim daha basit şeyler giyerdim. Bir tuhaf oldu böyle burada. Neyse. Bir dahaki sefere ben seçerim artık gideceğimiz yeri. Bir dahaki sefer olmayacak. Anlamadım. Leyla bak. Benim seni götürebileceğim tek lokanta burası. Seni bindirebileceğim tek araba o kamyon. Seni götürebileceğim tek ev Sumru Hanım'ın pansiyonu. Yani? Yani benim hayatım bu. Bu kadar. Ben sana daha fazlasını veremem. Her zaman böyle olacak diye bir şey yok ki. Daha çok çalışırsın, kazanırsın. Ben daha sana borcumu ödeyemiyorum ya. Hamallıktan ne kazanacağım ben? Benim hayatım bu Nalan. Ne uzarım, ne kısalırım. Ne demeye çalışıyorsun Yusuf sen? Ha?
Ben sana göre değilim Nalan. Ayrılmamız en doğrusu. Ben seninle her şeye varım. Ne olur bunları söyleme bana. Kendini kandırma. İki güne sıkılırsın. İstemezsin. Bunalırsın. Ya bir baksana bize, bir ikimize bir bak. Ben senin yanına yakışmıyorum bile. Kim yakışıyor senin yanına? Ha? O köylü kızı mı yakışıyor? O gelmeden önce hiçbir sıkıntımız yoktu. Ne oldu? O mu bulandırdı senin kafanı böyle? Ben anlamıştım zaten ilk günden onun ne mal olduğunu. Bu olayın adayla hiçbir alakası yok, emin ol. Kimle alakası var? Söylesene, kimle alakası var? Yusuf. Beni bırakamazsın sen. Bırakamazsın biliyorsun. Bana söz verdin. Hatırlıyor musun? Ben senin her zaman yanındayım. Bir dostun olarak. Dostum olarak öyle mi? Evet. Sen benim için çok değerlisin. İnan bana. Değerliyim. Ama? Ama ben sana aşık değilim. Almamış bilet. Gel Altay. Ne güzel sana moral olacaktı. Olsun, önemli değil. Yürüyelim mi biraz? Hem kafam dağılır. Olur. Yürüyelim. Hadi. Denizin bitti yerde sahilleri. Ben biterim, sen başla ey sevgili. Ey sevgili, ey sevgili. Yusuf Bey, biletinizi alabilir miyim? Sarmadım ki ben sorumlar. Buyurun, en ön sizin. Teşekkür ederim. Ah ne çok kırıksınız. Kim dedi her şey yoluna. Biliyor musun? Bu benim geldiğim ilk konser. Benim de. İnanmıyorum. Ya sen bunca zamandır İstanbul'da yaşıyorsun. Hiç konsere gitmedin mi? Peki böyle barlara falan gidiyor musun? Yani eğlenmek için. Yok. O işleri bizim Fırat sever. Ya çok güzel değil mi? Konsere gelmek çok güzelmiş ya. İyi ki geldik. Evet. Eğlenmek için falan ne yaparsın? Ben İstanbul'a geldiğimden beri çalışmaktan başka bir şey yapmadım ki. Hep böyle zor mu bu şehir? İstanbul'a ilk geldiğimde dolmuşla karşıya geçiyorum. Hani bu sarı dolmuşlar var ya. Neyse işte. Tam köprüye geldik. Zınk dedi, durdu trafik. Ben de kafayı yaslamışım, böyle manzarayı izliyorum. Büyülenmişim tabii. Ne muhteşem şehir falan diye düşünüyorum. Yanımda da bir amca oturuyor, böyle bir şoför hep çemkirdi. İşte şoför bey, neden durduk? Niye akmıyor trafik falan diye. Şoför de aynen cevap verdi ama çok rahattı, omuz silkerek yani. İntihar var amca dedi. Ben panik oldum tabii. İnsem mi, koşsam mı, yardım mı etsem falan diye düşünüyorum. Sonra yanımdaki amca aynen şöyle dedi.
Atlayacaksa atlasın kardeşim ya. İşimize geç kaldık. Benim böyle içimden bir şey koptu gitti sanki. Yani böyle tarif edilemez bir şey. Bir yanda muhteşem bir manzara, bir yanda intihar eden biri. Ben duramadım tabii. Hemen koştum gittim. Bir baktım, gencecik bir kız. Parmaklıklardan sallanıyor. Ama nasıl titriyor böyle yaprak gibi. Ben hem oraya çıkmış hem de korkuyorum. Yaşamının sönmesi, an meselesi böyle incecik bir çizgide öyle duruyor. Atladın mı peki? Atlamam. Ben ona bir söz verdim. O da bana inandı. Tuttu elimden. Atlamadı. Ne sözü? Ona yardım edeceğimin, onu hiç yalnız bırakmayacağımın sözü. Kız bana inandı. Beni dinledi. Ama ben ona sözümü tutamadım. Ve ben gece onlara ayrıldım. Ona daha fazla yalan söyleyemedim. Daha fazla kandıramadım onu. Çünkü ben sana aşık oldum. Bugün o köprüdeki kız Nalan. Sabah işe giderken çektim. Adını da inadına yaşamak koydum. Ben de bunu sabah çektim bizim evin adına.